Asya Hun Devleti ile ilgili durumlarından hangilerinin oluşumunda bu devletin askeri açıdan yeterli güce sahip olması belirleyici bir etki yapmıştır. İpek yolu üzerinde hakimiyet kurması, tabii ki arkadaşlar askeri güce sahip olabilen bir devlet ancak önemli bir ticaret yoluna sahip olabilir. Bu yüzden doğru. Devlet yönetiminde boy beylerinin katılımıyla toplanan kurultayın da etkili olması burada askeri yönetim değil daha çok siyasi bir durum söz konusu. Yani askeri yeterli bir gücün olmadığını e, ya da olduğunu biz sadece ikinci önce bakarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Orta Asya Türk siyasi birliğini sağlaması ise yine askeri açıdan yeterli güce sahip olan bir devletin yapabileceği bir durumdur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin beyliklerinden hangilerini hakimiyet altına alarak denizcilik konusunda bilgi birikimini artırdığı söylenebilir. Arkadaşlar Karesi Oğulları biliyorsunuz ki Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulmuştu. Dolayısıyla denizcilikle uğraşıyorlardı ve Osmanlı Devleti Karesi Oğulları'nı ele geçirdikten sonra tabii ki denizcilik konusunda bilgi birikimini artırmış oldu. Germiyanoğulları ise Kütahya ve çevresinde olduğundan dolayı zaten denizcilik alanında bir gelişme gösterememişlerdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti Germiyanoğulları'nı ele geçirince denizcilik konusunda bilgi birikimini artıramaz. Aydın oğulları da Aydın ve çevresinde adı üzerinde ve yine denizcilikle uğraşan bir beylikti. Bu yüzden üçüncü öncül de tabii ki olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani de şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi uluslararası boyuta ulaşmadan sona ermiştir? Arkadaşlar Mora isyanı, Mehmet Ali Paşa sorunu, Boğazlar sorunu, Kutsal yerler sorunu gibi sorunlar bir iç meseleyken çözümlenememiş ve bir dış mesele haline gelmiştir. Ancak Çırağan olayı Osmanlı'nın iç meselesi olarak kalmıştır. Çırağan Sarayı'nda tutulan eski Osmanlı padişahlarından 5. Murat'ı kurtarmak ve tekrar tahta geçirmek amacıyla planlanan bir harekettir. Dolayısıyla uluslararası boyuta ulaşmamıştır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 1878 Ayastefanos yani Yeşilköy Anlaşması'nın maddelerinden hangileri değiştirilmeden varlığını Berlin Anlaşması'nda da korumuştur. Arkadaşlar Ayastefanos Anlaşması'na göre Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacaktı. Ancak sonrasında imzalanan Berlin Anlaşması'na göre ise Bulgaristan 3'ü ayrılacaktı. Dolayısıyla bu maddede özellikle bir değişim yaşanacak diyebiliriz. Ee, Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarına kavuşacak. Bu aynen devam devam edecek arkadaşlar. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Bu da aynı şekilde devam edecek. Büyük Bulgaristan Krallığı kuracak. Hayır Bulgaristan 3'e ayrılacak. O yüzden bu olmaz. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Ruslara bırakılacak. Hayır arkadaşlar Doğu Beyazıt Osmanlı'ya bırakılacak. O yüzden bu da olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı olacaktır. Buna göre gelişmelerinden hangileri programda söz edilen çatışmalar arasında gösterilebilir? Bir haber kanalında gerçekleştirilen bir tarih programında konuşmacılardan biri 1. TBMM kurulduktan sonra merkezi otoriteyi sağlayabilmek amacıyla işgalcilere karşı mücadele eden birliklerle de savaşmak zorunda kalmıştır demiştir. Arkadaşlar bakın işgalcilere karşı mücadele eden birlikler neler olabilir? Tabii ki Kuvayi Milliyeciler. Biliyorsunuz ki Kuvay Milliyeciler TBMM kurulduktan sonra düzenli orduya katılmak istemedikleri için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanma göstermişlerdi. E, bunlardan biri Çerkez Etem isyanıydı. Diğeri de Demirci Mehmet Efe isyanıydı. Soruda bize Çerkez Etem isyanından bahsedilmiş. Tabii ki doğru. Koçkiri isyanı bunlardan biri değil. İtiraf devletleri destekli bir isyan arkadaşlar. Kuvayi Zibati ayaklanması da İstanbul hükümeti destekli bir ayaklanma. Dolayısıyla burada bahsedilen... E, kuvayi milliyecilerin çıkarmış olduğu ayaklanmalardır. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Azınlık cemiyetleri ve faaliyetleri dikkate alındığında bu cemiyetlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar azınlık cemiyetleri milli varlığa zarar veren cemiyetlerdendir biliyorsunuz ki ve tabii ki ülkeyi bölünmüş hale getirmeyi amaçlayan cemiyetlerdendir. Dolayısıyla Sivas Kongresi'ne tabii ki hiçbir zaman destek vermeyecekler. Çünkü Sivas Kongresi'nde ülkenin tam bağımsızlığı söz konusudur. Dolayısıyla azınlık cemiyetleri tabii ki bu durumdan rahatsız olacaktır arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasını hızlandırmışlardır. Evet çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması ile biliyorsunuz ki topraklarımız işgallere açık hale getirilmişti. Dolayısıyla doğru. Anlaşma devletleri tarafından yani itilaf devletleri tarafından tabii ki desteklenmişlerdir. Ulusçuluk düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Evet kendi milliyetçilik düşünceleriyle hareket edecekler. Etnik milliyetçiliğin yaygınlaşmasını elbette amaçlayacaklar ve karışıklıkların çıkmasına da sebebiyet verecekler. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu maddelerden hangileri yeni Türk devletinin misak-ı milli hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmıştır? Arkadaşlar misak-ı milli, milli yemin demekti, milli ant demekti. Özellikle milli sınırlarımızın belirlenmiş olduğu önemli maddelerin yer aldığı bir belge diyebiliriz kısaca. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye bırakılacak. Moskova Anlaşması'nın maddelerinden biri olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bu bölgeler misak-ı milli sınırları içerisinde zaten yer alıyordu ve Kars'ın Ardahan'ın ve Artvin'in Türkiye'yi bırakılacak olması tabii ki yeni Türk devletinin misak-ı milli hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak bir durumdur. Bir tarafın tanımadığı bir anlaşmayı diğer taraf da tanımayacak. Yani arkadaşlar Moskova anlaşmasıyla yani Rusya ile yapılan Moskova Anlaşması ile birlikte Türkiye kendine bir dost edilmiş olacak ve bu neticede de tabii ki yine misak-ı milliyenin gerçekleştirilmesi aşamasında kendine bir dost edilmiş olacak diyebiliriz. Bu yüzden elbette ikinci öncülde olur. Yine Sovyet Rusya Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardımda bulunacaksa eğer misak-ı milli gerçekleştirme yolunda attığı adımlarda Türkiye kendine bir destekçi de bulmuş olacak arkadaşlar. Bu da yine misak-ı milli'nin gerçekleştirilmesi noktasında önemlidir. Dolayısıyla Moskova anlaşması zaten adeta bir dostluk anlaşması olduğu için içerisinde yer alan maddeler tabii ki misak-ı milli için de olumlu maddelerdir. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Atatürk'ün bu sözünün ilkelerinden hangileriyle uyumlu olduğu savunulabilir. Atatürk hükümet millet, millet de hükümettir. Yönetimde hiçbir kimsenin ailenin, zümrenin egemenlik hakkı yoktur demiştir. Arkadaşlar burada devletçilik ilkesiyle alakalı bir durum söz konusu değil. Çünkü ekonomiden bahsedilmemiş. Devletçilik diyebilmemiz için ekonomiden bahsedilmeli. Burada daha çok yönetim ve eşitlikle alakalı bir nokta söz konusu. Peki cumhuriyetçilik var mı? Tabii ki var. Gördüğünüz gibi saltanat yok diyor aslında. Yani hiçbir aile ya da zümre egemenlik hakkına sahip değildir. Yani cumhuriyet vardır arkadaşlar. Ve halkçılık tabii ki var. Çünkü herkes eşit. Eşitlikten bahsediyorsak biz halkçılıktan bahsedeceğiz demektir. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gelişmelerinin oluş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar burada Almanlarla alakalı maddeler verilmiş. Almanların biliyorsunuz ki bir hayat sahası projesi vardı ki buna göre pek çok noktayı işgal etmişlerdi. Burada yaşanan olaylardan biri südet krizi olacak. İlk önce bundan bahsedeceğiz. 1938 senesinde südet krizi şöyle arkadaşlar. Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'nın süd et bölgesinin kendisine verilmesine diretmesiyle ortaya çıkan bir kriz ve Avrupa'lı devletlerle karşı karşıya gelecek resmen savaşın eşiğine gelinecek. Ardından bir Münih Konferansı yapılacak yine aynı yılda arkadaşlar ve en sonda e, Almanya Çekoslovakya'yı 1939 tarihinde işgal edecek. Dolayısıyla sıralamamız 1 2 ve 3 şeklinde yani A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde İsrail'i resmen tanıyan ilk Müslüman ülke ve ilk Arap ülkesi birlikte verilmiştir? Arkadaşlar ilk Müslüman ülke Türkiye olacak tanıyan ve ilk Arap ülkesi ise Camp David anlaşmasıyla Mısır olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Uzak Doğu'da komünizmin yayılmasını engellemek amacıyla ABD desteğinde kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada bahsedilen teşkilat SEATO olacak. SEATO Güneydoğu Asya Anlaşması Teşkilatı'dır ve ABD'nin öncülüğünde uluslararası bir kuruluş olarak ortaya çıkacak arkadaşlar. Burada amaç özellikle Güneydoğu Asya'yı komünizme karşı güçlendirmek yani Uzak Doğu'yu komünizme karşı güçlendirmektir. Dolayısıyla Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır? SSCB'nin Orta Doğu ve Akdeniz'e yayılma çabası, İngiltere'nin bölgedeki çıkarlarını koruyacak güçte olmaması, İngiltere'nin Türkiye ve Yunanistan'la ilgili ABD'ye muhtıra vermesi. Arkadaşlar bu durum tabii ki Turman doktrinine yol açacak. Çünkü Turman doktrininde e, Türkiye ve Yunanistan'a komünizm üzerinde baskı kuran Rusya'ya karşı e, bir yardım söz konusuydu. Bu baskının ortadan kaldırılması için eee Türkiye ve Yunanistan'a yardım edilecekti. Dolayısıyla zaten soruda açıklanan da komünizme karşı alınan önlemlerdir de diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız elbette A şıkkı olacaktır. Afrika'nın kurtuluşu ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, II. Dünya Savaşı sürecinde İngiltere ve Fransa sömürgelerinin bir kısmı bağımsızlıklarını kazanacak. Bunlardan biri de Afrika olacak. Bakalım öncülerimize. Nijerya, Zambiya, Güney Rodezya, Zimbabwe, Tanzanya, Kenya ve Somali İngiltere'den Fildişi sahili Mali, Moritanya, Kongo, Nijer, Çat, Gabon, Madagaskar, Fransa'dan, Ekvator Ginesi, Batı Sahra, İspanya'dan, Mozambik ve Angola, Portekiz'den ayrılarak bağımsız olmuştur. Evet arkadaşlar bu verilen öncülerin tamamı doğrudur. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2, 3 ve 4 yani E şıkkı olacaktır.